Bakın yine burada birisinin evi var. Çadır tarzı evler de burada mezarlarla tamamen iç içeler. Bayağı cesetlerin yanında, bakın cesetler burada ve buraya yerleşmişler, yaşıyorlar insanlar. Are you scared to live in cement? No, we're not scared. Why? It is being normal to us. It seems weird we have lived here. People here, they're from the rock bottom, I'm telling you. Who would like to stay in a cemetery, right? My husband buried her. He's already died. We live here 1988. All of us, final destination. Yeah. All of us. Our body will become decay here. Yeah. So live here, but then we also have dreams that we're not going to die here. Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Şu anda Filipinler'de son derece ilginç bir yerdeyim. Burası Manila'da yer alan Kuzey Mezarlığı. Filipinlerin en büyük mezarlıklarından bir tanesi. 1 milyonu aşkın ölüye ev sahipliği yapan bir yer. Karşımda bir Hristiyan mezarlığı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu tarz mezarlıklar, türbeler burada her yerde yer alıyor. Buranın ilginç yanı ise, muhtemelen başlıktan da gördüğünüz üzere, insanların burada mezarlığın içerisinde yaşaması. Burada 10 binden fazla insanın yaşadığı hayatlarını sürdürdüğü söyleniyor. Bugün burada mezarda yaşayan insanları göreceğiz. Bulunduğumuz yer adeta bir şehir gibi. İnsanlar burada kendilerine resmen şehir inşa etmişler. 540 bin metrekareden fazla bir alana yayılmış bir nokta burası. Şöyle göstermek istiyorum. Ölüler, mezarlar adeta üst üste burada böyle yığılmışlar. Ve insanlar burada onlarla iç içe yaşıyorlar. Karşımızda mezarlar var, farklı farklı, ve mezarlığın yanına birisi çadırını kurmuş. Burada o mezarlıkların yanında hayatını sürdürüyor. Bayağı böyle iç içe yaşıyorlar. Hello. Do you live here? Yeah. Yeah. Since how long time? How long time you live here? 37 years. 37 years. Wow, pretty long time. Is there a lot of people living here around? Yes. And do you have electricity, water, everything here? Mm. No? No electricity? I mean, electricity, yes. Water? Mm. Yes? That's good. Thank you. Çocuklar burada doğmuşlar. Hello, how are you? Good. How are you down? Where are you down? How are you? Burada mezarlığın içerisinde doğan ve buradaki hayattan başka bir hayat bilmeyen insanlar belki de. Çok ilginç ya. Beklediğimin aksine adeta bir şehirle karşılaştım burada, bakar mısınız? Hemen şurada bir mezar yer alıyor ve onun yanında burada küçük böyle bakkal tarzı bir yer. Yemek, her şey satılıyor. İlginç yani, mezarların içerisinde yaşıyor insanlar. Şöyle aradan bir girmek istiyorum. Ben de sizinle beraber giriyorum. Birinin bahçesine, evine falan çıkmayız umarım. Bildiğiniz şuralarda insanlar kendilerine hayat inşa ediyorlar, yaşıyorlar. Bakın galiba şurada birisinin evi var. Evet. Tam olarak burada. Hello. Evleri var ve hayatlarını sürdürüyor insanlar. Çekiniyorlar görünce biraz, o yüzden çok yaklaşmak istemiyorum. Bakın yine burada birisinin evi var. Çadır tarzı evler de burada mezarlarla tamamen iç içeler. 37 yıldır burada yaşıyorum dedi. Konuştuğum yaşlı adam. Oldukça ilginç ya. Bayağı cesetlerin yanında, bakın cesetler burada. Ve buraya yerleşmişler, yaşıyorlar insanlar. Hello. Hello. Bakın mesela burada yerel bir ev. İçeride bir bebek var. Burada hayatlarını sürdürüyorlar. How are you? Fine. Do you live here? Do you live here? In this place? I'm just visiting around. Hello. Bakın ablamız burada kıyafetleri yıkıyor. Şöyle bir geçelim bakalım. Büyük ihtimalle suları yok. İnsanlar çekingenler. Çok fazla diyaloğa girmiyorlar. O yüzden ben de rahatsız etmek istemiyorum insanları.
Korkutulmuş gibi abi. Korku filmi gibi ya içerisi. Bakar mısınız? Şurada yatıyor mesela adam. Çok değişik ya. Ben bile bir tuhaf hissettim dostlar. Ne bileyim şu aralarda yürürken o kadar korkunç geldi ki. Düşünsenize gecenin karanlığında buralardasınız. Is that okay? Okay. Can I pass? Picture. Aa, bakın. Galiba kameradan çekiniyor insanlar biraz. Picture there. Çekebilirsin dedi abi şimdi. Takip ediyorum onu. Do you live here, sir? Yeah. Ah. There are a lot of people living here, I think, around this area, right? The Çingel. Çingel? What is Çingel? Çingel? No English, you don't speak English. İngilizce bilmiyor galiba. Bakın insanların evleri, televizyonları, elektrikleri dahi var. Bir tek suları yok. Suyu da dışarıdan sağlıyor anladığım kadarıyla. Yani mezarlığın arasında, bakar mısınız şurada mezarlar, ölüler var ve burada da yaşıyorlar. Hello. My name is something. Para istiyorlar galiba, anlamadım. Gayet de normal yani. İnsanlar kesinlikle çok çaresizler dostlar. Burada yaşadığınızı düşünsenize. Kim mezarın içerisinde yaşamak ister ki? Başka bir seçenekleri olsa eminim ki bu insanlar burada bu hayatı sürmezler. Ama bu şu anlama geliyor ki başka hiçbir seçenekleri yok burada. Filipin halkının %95'lik bölümü belki, %99'u İngilizce biliyor ama burada İngilizce bilmeyen çok insanla karşılaştım ve gerçekten ilginç geldi. Bakın bu şekilde Hristiyan mezar odaları var. Bunların sahipsiz olanlarına yerleşiyorlar bazı yerlerde anladığım kadarıyla. Bazılarında ise yanına sadece çadır kuruyorlar. Bakın bayağı böyle kapısı olan ev gibi iki katlı bir mezarlık dahi var burada. Vefat eden kişinin fotoğrafını koymuşlar ve yukarıya bir merdiven çıkıyor. Akşamları şurada mezarların arasında yürüdüğünüzü hayal edebiliyor musunuz? Gündüz bile bir ürperti geldi bana açıkçası. Mezarlık sanki böyle mahalle mahalle ayrılmış gibi. Bakın şurada birisi kendi adeta bir mutfak inşa etmiş ve galiba yemek falan satıyor gündüzleri burada. Arkada abimiz direkt mezarlığın yanına yerleşmiş. Bilmiyorum ya, göstersem ayıp olur mu şöyle. Bakar mısınız? Abi yaşıyor burada. 3 tane mezar var ve onların yanında hayatını sürdürüyor. Hello. Okay. Is here a store? Yeah. Is that your store? Yeah, this is our store. What do you sell here? We sell meriendas, like Christian religious stuff. Yeah. So you live here? Yeah, in this place? What people do here? They don't pay for rent, electricity, yeah, and live here, right? For rent, but this house is ours. Are you scared to live in cement? No, we're not scared. Why? It is being normal to us to live here. Since birth, we have lived here. How old are you? I'm 19 years old. I born here. That's interesting. And there's the water, right? Yeah. It's how people have water. Bakın burada bir çeşme var. Oradan kendilerine su dolduruyorlar ve evlerine su götürüyorlar. Bu şekilde suyu böyle sağlıyorlar. Hayatım burada geçti benim diyor. O yüzden gayet normal diyor. Burada yemek satışı da gerçekleşiyormuş. Bakın burada 30-40 pesoya, yani 50 sente falan yemek satın alabiliyorsunuz. En zorlu çekim yaptığım yerlerden bir tanesi oluyor. Çünkü insanlar fazlasıyla çekingen dostlar. Yani burada çünkü kolay bir hayat sürmüyorlar. Kamerada çok gözükmek istemiyorlar çünkü mezarlığın arasında yaşıyor bu insanlar. Burada yaşamaya alışık olduğumuz için korkmuyoruz diyorlar. Ama normal bir şey değil yani. Bakın burada bir mağaza var mesela. Her şey satılıyor. Bakkal gibi bir şey, seyyar. Mezarlığın ortasında. Hatta bakın şöyle çay yapmak için galiba. Böyle ne bileyim çaydanlık gibi bir şey bile yapmışlar seyyar. Bakın asılan çamaşırları görüyor musunuz? Bunlar mezar binaları. Bayağı bu mezarların içerisine yerleşmiş insanlar. Elektriğe, suya, birçok şeye burada para vermiyorlar ve hayatlarını sürdürüyorlar. Aynı Latin Amerika'daki favelalar gibi aslında.
Favelalarda da böyle bir durum vardı. 10 binden fazla insanın burada yaşadığını söylüyorlar dostlar. İnanabiliyor musunuz? Arkadaşımız da galiba su götürüyor. Bir de onlara doldurmuş burada. Evlerinde su bulunmadığı için bu şekilde bidonlarla evlerine su götürüyorlar. What's your name? Furkan, what's your name? Tabii. Kim? Pauline. Pauline, what do you play? Basketball? Bakar mısınız ya, şunlar ne kadar tatlılar. Hepsi de İngilizceyi bucur bucur biliyor. You speak English? No. No? No, no. But you speak? No. What's your name? Furkan. My name is Furkan. 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 Yes, Furkan. I am from Turkey. Give money. Give money. Give money. Hangi birinize vereyim ki abi? Keşke yanıma çok nakit alsaydım ya. Şunlara bakın. Sing darling. Sing darling. Oh, nice necklace. What are you doing over there? Geleyim mi? What is over there? Bakın, abimiz burada kuşları besliyor. Aa. Tree. Tree. Güvercin besliyormuş burada. Beni çağırdı buraya. Is your home? Aa, bakın. Birisinin daha evi dostlar. Hemen şurada. Mezarlıkların yanında. Bakar mısınız ya? Adamın evi hemen mezarın üzerinde. Bakın burada çocuklar basketbol oynuyorlar. Kendilerine mezarlığın içerisinde pota yapmışlar. Give me shot drink. Basketbol, the game. Shot drink. Aa, diyor ki benimle oyna biraz diyor. Ya, kamera var abi, kamerayı bırakamam ki. Give me shot drink. Give me shot drink. Give me shot drink. Mezarlığın ortasında burada pota yapmışlar shot ve shot drink. Oynuyorlar ya, bakar mısınız? Filipinlerin milli sporu diyebilirim basketbol. Sınır tanımıyorlar ve her yerde oynuyorlar abi. What country? Aa, Turkey. 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 Yeah, Turkey. İstanbul. İstanbul. Turkey, İstanbul. India. Bombay. No, no, no. Turkey. Türkiye. Hintli misin diyor. Do you live here? What is your name? Sunny. Sunny. Sunny, your name? Deniz. Deniz. I'm Furkan. Furkan. Yes, Furkan. Okay, nice to meet you. 15 milyon nüfuslu bir şehirde ev bulamayıp, iş bulamayıp mezarlığın ortasına yerleşmiş insanların hayatı. Bakar mısınız? Bir çocuğun bisikleti hemen burada. O kadar tuhaf hissediyorum ki şu anda. Yani kelimelerle bunu ifade etmesi gerçekten zor dostlar. Tamam, fakir bölgeler var, evet. Gecekondu mahalleleri var, evet. Ancak burası mezarlık ya. Hani bu çocukların burada yaşamaması gerekiyor. Bu insanların burada yaşamaması gerekiyor. En azından güzel bir hayat hak ediyorlar. Hani bir tarafta dünyanın en büyük alışveriş merkezleri var Manila'da. Bir tarafta da böyle mezarlıkta yaşayan insanlar var. Tuhaf ya hayat. Bakın abimiz su götürüyor evine. Suyu yok ya bu insanların burada. Bakın yine mezarın içerisinde yapılmış bir ev. Hello. Korktu beni görünce. Hayır. Bakın hemen arkada bir mezar odası var ve burada hayatlarını sürdürüyorlar. Buraya yerleşimin 1950'li yıllarda başladığını söylüyorlar. En azından internette bulabildiğim sayılı sınırlı sayıda kaynak. Bakın ablamız burada yemek hazırlıyor şöyle. Şöyle bakın burada tavukları temizliyor. Bazıları bu mezarları boyayarak vesaire geçiniyor. Zaten burada da görüyorsunuz. Bu işlerle para kazanıyor. Bazıları buraya gelenlere çiçek satıyor girişte. Direkt burada satış gerçekleştiriyorlar ve o satışla hayatlarını sürdürüyorlar. Is that dangerous here, you think? Yeah. I think for me more dangerous like recording with the camera everywhere. Yeah. How people don't scare like to live in cemetery? Like, it's not scary for them? Well, I think it's poverty that, you know, forces them to, you know, just deal with it and, you know. With the dead people that live here. We would agree that every time, you know, I'm in a cemetery, it gives me chills. Because I'm, you know, we're just a few steps away from death. I mean, it's a good start for them, like staying here, you know, paying no rent, no electricity. No water. You know, this is a dwelling place for people who are starting at, you know,
from ground zero, yeah. People here, they're from the rock bottom, I'm telling you. Who would like to stay in a cemetery, right? Right? I mean, you're alive. I mean, you're not meant to, you know, deal İnsanlar with that. İnsanlar dikkat et diyorlar, uyarıyorlar. Çünkü sen diyorlar turistsin, hani senin için tehlikeli olabilir. Yani bir turist için çok da önerilen bir yer olmasa gerek burası. Gecesiyle, gündüzüyle bu insanlar burada yaşıyor. Hatta arabası olanlar bile var burada yaşayıp da. Yani normalleşmiş insanlar için burada yaşamak, mezarlığın içerisinde yaşanılan bir hayat. Manila'nın hiç bilinmeyen bir yüzü yani gerçekten. How are you? Fine. Ne kadar güzel yüzler ya, yine de her şeye rağmen. Bakalım siz, şurada bir mezar. Ve o mezarın önünde oturuyorlar ama insanlar halen daha o sıcak kanlılıklarından bir şey kaybetmemiş çoktan. Bakın abi, biz de şuraya su taşıyor. Çamaşır makinesi bile kurmuşlar hatta burada. Kendilerine bir hayat inşa etmişler ya bu insanlar burada bir şekilde. Belki tartışılır ama hayatta kalmak zorunda olunca yapabileceğiniz çok da bir şey yok. Bakın burada da yine bir mağaza zannedersem, aldığımız satış gerçekleştiriyor içeride. Hi. Do you live here? Very beautiful here, right? Scary place, kind of. No. This is a very friendly place. But then, all of us, final destination. Yeah. Am I right? Yeah. All right. Of us. You are our right. Body will become decay here. Yeah. Also live here. But then we also have dreams that we're not going to die here. Where are you from, my friend? Turkey. Turkey. Yeah, I'm from Turkey. How's the weather then? Right now, winter. Winter? Yeah, yeah. Right now, it's so cold. Why are you alone? You don't have any colleague or...? I just came alone to Philippines. I'm traveling alone. Bakar mısınız? Yine insanların evlerinin bulunduğu bir sokak. You live here? Yes. That's my grandson. Grandson da bayıyor. This is my cousin. This is my grandson. Torunuymuş. My husband buried her. It's already died. How long time do you live here? Four years, no? Ilan taon na daw tayo natin rito? Ah, dito? Almost. We live here 1988. 88'den beri burada yaşıyormuş ablamız. We live here. How many people living here, do you know? Whole cemetery. There's a lot of people here, my friend. I hear more than 10,000, but some... No. Not that much. Not that much? It's around 1,200, like that. But then it's a lot. Yeah. This kind of place, it's a lot. Yeah. Şöyle göstereyim dostlar. Şu haç 1913 yılında yapılmış. Filipinli arkadaşın anlattığına göre. Galiba Amerikalılarla yaşanan savaşın anısına. Belki de o savaşta ölen insanları defnettikleri için yapılmış bir haç. Hello. Bakar mısınız? Bayağı böyle bakkalı buranın. Hey, how are you? What's up? Don't be shy, come on. Bakar mısınız? Burada doğan bir bebek dostlar. Burada hayatını sürdürüyor. İnsanlar genel olarak inanılmaz sıcaklar burada yaşamalarına rağmen. Devlet başkanları dahi varmış bu mezarlıkta. Daha önce Filipin'de devlet başkanlığı yapmış kişiler, siyasi kişiler, ünlü şarkıcılar. Çünkü Filipin'den en büyük mezarlıklarından bir tanesinden bahsediyoruz. 1 milyonu aşkın insanın olduğunu söylüyorlar burada. Two joints. Thank you my friend. Thank you. What's your name? My name is Baron Tagal from Manila North Cemetery. From Manila North Cemetery. Two joints, Isko Moreno. I like your tattoo, it's nice man. What nice. Is that? My father. Your father? Yes. Ah, nice. How long time do you live here in North Cemetery? 1998 and long life time. You don't know until now. You're born here? Yeah. Wow, that's nice, man. Yes, okay, bro. And the doctor. Oh, this doctor. One. This one is the doctor. Bakın şurada da voleybol oynuyorlar. Voleybol? I can't play voleybol. Hi! Hey, how are you?
Herkes laf ediyor abi. How are you? I'm good. How are you? You live here? So, no, thank you. Thank you. Abi nasıl bir yere geldim ben? Okay, I will take your picture. Abi yanlış mahalleye girdim galiba ben. Şöyle gideyim. Mahallenin yarısından sonra bir anda değişik tiplerden gelmeye başladı. Ben kaçıyorum buradan. Görüyorsunuz hani her türlü insan yaşıyor bu dostlar. Burada dahi. Hani her telden insanı görebiliyorsunuz. Bakın abimiz de bir ot topladı ve içeriye koydu. Bu araçlar Filipin'de çok yaygın olarak kullanılıyor. Dışarıda trafikte çok yaygın görüyorsunuz. Tuktuklar burada aslında bu şekilde. Ve yani mezarlığın içerisinde insanlar yaygın bir şekilde bunu taksi olarak kullanıyorlar. Hey, how are you? How are you, my friend? How are you? Thank you. Bakın yine insanların yaşadığı bir nokta. Burada hayatlarını sürdürüyorlar. Yani birisinin mutfağı, mağazası galiba. Bakkal görevini görüyor burada. Aşırı derece güzel yüzler. How are you? Tanımsınız. Buraya yerleşmiş yani teyzemiz. Burada bir market. Convenience store, right? Convenience store. Convenience 99.1. Bakın abimiz de burada seyyar bir şekilde mısır satıyor içeride. Bakayım buna. Thank you bro. Okay. I am mobile mobile. Aslında burası biraz daha benim aradığım bölgeymiş gibi ya. Hey, you go my friend. Tam böyle aradığım tarzda kendine güveni olan biraz daha serseri ve tehlikeli bir yer buldum ama hava kararacak dostlar yani. Burada gece karanlığında kesinlikle kalmak istemiyorum. Tamamen doğaçlama geldiğimiz yerler olduğu için buralar. Hey, what's up man? How's going? İlk başta girdiğimiz yerlerde insanlar ne kadar çekingendi. Buradaysa ne kadar sıcakkanlılar çok şaşırıyorum. Hello, how are you? Hello. Good. Do you live here? In this place. What's your name? Yeah. Leticia. Leticia. I am Furkan. Furkan. Nice to meet you. Herkes ne kadar güler yüzlü ya bu bölgede. Yani tamamen değişti bir anda dostlar. İlk girdiğim yerle hiç alakası yok şu anda buraların var ya. Aynı mezarlık, aynı bölge ama herkes güler yüzlü, sıcakkanlı. Kameraya çıkmak istiyor. Hello. Bakın galiba burada yer alan bir restoran. How are you? How are you man? Bakın çocuklar içeride Atari oynuyorlar. Şöyle bir göstereyim. Burada yer alan bir internet kafe dostlar. Atari salonu. What do you play? Minecraft. Minecraft. Roblox. Yuri's Seven. Bakar mısınız şuraya ya? Bildiğiniz atölye salonu var mezarlığın içerisinde. Çak. What's your name? Abi, I am Furkan. What's your name? Prince. Ha, basketbol? No. No. Prince. Prince? What's Prince? Prince. Nathan, your name? My name is Erwin. Erwin. I'm Furkan. 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 Yes, Furkan. Furkan. Çek sorunu yok dediler. Abiler burada yaşıyor. Adres sordum az önce. Ne yapıyorsunuz ya? Hello. What's your name? Arthur Toledo. Arthur Toledo. So you live here, Arthur. Hi. Bakar mısınız? Hello. Bir sürü insan dostlar. Bütün şu anda şey bende yani, gözler bende. Köpek çıldırdı. Yes, good. A lot of people here. Yes. So many people. That's good. Okay. Yeah, I am blogger. Do you live here too? What's your name? Carlon. Carlon. Okay, nice to meet you. Maganda, maganda. This is Pasaway. Batang Pasaway. Pasaguay. What's Pasaguay? Pasaway. Pasangero. Filipince konuşuyor, anlamıyorum. Bad boy. Bad boy. Bad boy. Bad boy. Bad boy. Ah, bad boy. Pasaguay. Pasaguay. Okay. Thank you. Bir anda değişti abi her şey ya. Bu kadar mı fark eder?
tipleri görüyorsunuz az çok. Korkuyordum en başta ama o kadar değişti ki şu anda her şey. Alo. Bakın abiler suyla çözmüşler. Burada su olayını da halledince zaten kralsınız direkt. Bakar mısınız tanktan su geliyor adamın evine. Endüksiyel olsa gerek herhalde burada. Alo. İnsanlar bayağı sıcak karşıladılar beni dostlar. Herkes tehlikeli tehlikeli diyordu. İlk geldiğimde ortamı görünce ben de çok korktum ama yani şu anda bambaşka her şey. Burada bu kadar imkansızlığa rağmen, mezarlığın içerisinde yaşamalarına rağmen ne kadar sıcak karşıladılar ya. İlk girdiğim yerlerde çok soğuk karşılandım. İtalya bayrağı var ve birisini koymuşlar. 2022'de vefat etmiş. Kim hiçbir şekilde bilmiyorum. Filipince yazıyor her şey. Demek ki farklı ülkelerin vatandaşları dahi var burada mezarlıkta. Şöyle göstereyim yine burada. Bakın tamamen kendi imkanlarıyla yaptıkları bir basketbol potası. Ağaca basketbol potası yapmışlar ve oynuyorlar. İşte hiçbir şey engel değil ya. Bir şeyler yapmak istiyorsanız. Hey basketbol. Basketbol. Hey. Bakar mısınız? Şurası bayağı ev olmuş. Son ses müzik çalıyor. Ve ablamız temizlik yapıyor burada. Yakarak çöpleri temizliyorlar. Bu arada gördüğüm birçok yerden daha temiz olduğunu söyleyebilirim. Bu mezarlığın dahi. Hey, how are you my friend? April boy. Yeah. April boy, why April boy? You live here? Yeah. Or is that store? Is your store? Can I see? Ah, there's someone sleeping. Okay, okay. Bakın içerisi bir ayakkabı mağazası. Galiba kıyafet vesaire satıyor. Bayağı ev gibi yani. Hello. Hi friend, where are you from? I'm from Turkey. Oh. You're from here, Manila? Yes. Is your home or your store? No. Your home. Home. Home, home. Okay, okay. Now I understand. That's store pala, sorry. Okay. That's store. Okay, home. Nice to meet you. Yeah, take care. En şaşırdığım şey ne biliyor musunuz? Herkes temizlik yapıyor. Herkes etrafı süpürüyor. Yani dışarıda eminim ki insanlar belki bu kadar temizlik yapmıyordur ya. Herkes etrafı süpürüyor. Her yerde etrafı süpüren, temiz tutan insanlar görüyorsunuz. Bilmiyorum belki inançlarındandır. Burası mezarlık olduğundandır ama etrafı sürekli temizliyorlar. Bakın. Hepsini süpürmüşler ve bir yere toplamışlar ve sonrasında yakacaklar. Geldiğimden beri etrafın bu şekilde temizlendiğini görüyorum. Sürekli her yerde. Temizliyorlar abi. İnsanlar yani böyle bir ortamda yaşıyor ama yine de bazı şeylerden ödün vermiyorlar. Bunu bilmek, görmek güzel. 30 senedir, 40 senedir burada yaşayan insanları gördük, dinledik. Onların deneyimlerini dinledim. Bazılarını çekebildim, bazılarını çekemedim. Bazılarını kendime saklamış oldum. Videonun içerisinde yer almadı. Çok ilginç bir deneyimdi. Çektiğim belki de en ilginç videolardan bir tanesi oldu. Mezarların içerisinde yaşayan, ölülerle beraber hayatlarını sürdüren insanları gördük. Ya kadın, benim eşim vefat etti ve burada yatıyor dedi. Yani eşiyle beraber burada zamanında yaşamış ve eşi vefat etmiş ve eşinin ölüsünün yanında kendisi yaşamaya devam ediyor. Nasıl bir psikoloji düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir hayat? Bakın bu arada. Buraya tuvaletler yapılmış. Hemen girişte. Bildiğiniz burada. Bu şekilde ne diyeyim, halka açık tuvaletler var. Burada yaşayan insanların kullanması için büyük ihtimalle tuvalet ihtiyacı burada çok büyük bir sorun olsa gerek. Şunu rahatlıkla hiç çekinmeden söyleyebilirim ki gezi hayatımdaki en ilginç, en farklı, en değişik deneyim oldu. Burada mezarlıkta yaşayan insanlarla vakit harcamak, vakit geçirmek. Bir insan niye mezarda yaşar diyorsunuz ama onların o maddi imkanlarını gördükçe, onlarla konuştukça sebeplerini anlıyorsunuz. Hiçbir şey olmayan, kimseden para alamayacak, parası işi olmayan insanlar, burada yaşayan insanlar ve çocukları var. Burada yaşam mücadelesi veriyorlar. O mücadeleye tanıklık ettik biz de. Olabildiğince yansıtmaya, göstermeye çalıştım size. Bu çevre biraz sıkıntılı bir çevre. Yani etraf çok da güvenli değil diyorlar. Herkes karanlığa kalma diye uyardı. Mezarlıktan çıktım ancak. Yine de bu çevrede çok kalmamam daha iyi benim için. O yüzden bir an önce buradan bir mototaksiye atlayıp yola koyulacağım ve bu bölgeden uzaklaşacağım. Çok fazla buralarda oyalanmak istemiyorum. Herkes bu arada bana bakıyor, gülümsüyor, el sallıyor. İnsanlar motorla giderken bile bana bakıyor. Çünkü buraya turist gelmesi insanların alışık olduğu bir şey değil dostlar. Kesinlikle normal bir şey değil burada bir turistin olması. Ancak ben normal olan şeyleri
Yapmıyorum. Zaten turist de değilim ben. Gezginim. Turistle gezgin arasındaki en büyük fark da bu bence. Bu insanları dinlemek, onların hayatla tanık olmak, onlarla biraz olsun sohbet etmek ve bir şeyler paylaşmak gerçekten çok çok güzel bir deneyimdi. Umarım izlerken fazlasıyla keyif almışsınızdır. Benzersiz bir içerik olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğenin dostlar. Olabildiğince fazla insana ulaşsın bu video. Nasıl hayatlar varmış başka ülkelerde, başka dünyalarda insanlar nasıl hayatlar yaşıyorlarmış? Bunu görsün herkes. Evet, sonunda sakin bir yere geldim. O kadar uzun ve yorucu bir gün oldu ki kamera bile dayanamadı artık. Sonlarda kamera kaydetmedi hiçbir şeyi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler dostlar. Benzersiz, çok farklı bir video oldu. İnsanların yaşamına tanıklık ettik. Gördük her şeyi. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız ben her video attığımda haberdar olursunuz. İzleyenlerin çok büyük çoğunluğu abone olmayan kullanıcılar. %90'dan fazlalık kesim abone olmuyor dostlar. Tamamen ücretsiz bir şeyken lütfen abone olarak desteklerinizi esirgemeyin dostlar. Bir sonraki videoda Filipinler'de görüşmek üzere. Eşsiz videolar gelmeye devam edecek.